Simple present tense, basit geniş zaman, her zaman yaptığımız eylemler ve her zaman doğru olan olaylar için kullanılan İngilizce'deki bir zamandır. I, we, you, they, öznel pronounlarından yani öznel zamirlerinden sonra fiilin yalın hali, he, she, it, öznel zamirlerinden sonra ise fiile s takısı eklenir. Örneğin, I learn, we learn, you learn, they learn. Fakat, he, she, it öznel zamirlerinden sonra fiile s takısı gelir. Örneğin, he learns, she learns, it learns. Türkçe, sondan eklemeli bir dil olmasına rağmen İngilizce için aynı şeyi söyleyemeyiz. İngilizce'de ekler, kelimenin sonuna, ortasında, başında olabilir. Sonda olan eklere suffix yani son ek, başta olan eklere prefix, ortada olan eklere ise infix adı verilir. Simple present tense'te bir cümleyi olumsuz yaparken, yani bir eylemin olmadığını, genel anlamda bulunmadığını söylerken, don't ve doesn't auxiliary verb'leri yani yardımcı fiilleri kullanılır. I, we, you, they öznelerinden sonra don't, he, she, it öznel pronounlarından sonra doesn't kullanırız. Fakat bu sefer fiillerimiz tüm öznel pronounlardan sonra yalın halde kullanılır. Örneğin, he, she, it öznel pronounlarından sonra simple present tense'te olumsuz cümle yaparken doesn't kullandığımız için zaten doesn't yardımcı fiilinde s takısı olduğundan fiilimiz yalın halde kullanılacaktır. Simple present tense'te soru yaparken cümlenin başına do ve does ekleri yani auxiliary verb'leri yardımcı fiilleri eklenir. I, we, you, they öznel pronounların önüne do, he, she, it öznel pronounların önüne ise does yardımcı fiili gelir. Daha sonra fiilimiz ise yalın haldedir.